Aşan diyarlardan herkese merhaba. Bugün ne var menüde? Bugün menüde slime var. Yanlış duymadın, slime. Ha, menü kısmı belki yanlış olabilir ama. Olay şu arkadaşlar. Allah cezanı versin. Unuttum. Şöyle yapalım. Oluyor. Arkadaşlar burası gördüğünüz gibi benim slime cennetim. Buraya isteyen gelsin. Slime'lar şu yaratıklar. Değişik güçler de var, boyutlar da var. Benim olduğum yere akacaklar. Biraz daha yere yakın yapsaydım daha iyi olacakmış herhalde. Altından geçebileyim diye bu şekilde yaptım. Hop, atlayan burada kalıyor gördüğünüz gibi. Böyle bir şey çok rahat yapabilirsiniz. Şu anda otomatikman gelen patlıyor. Gibi. Bu uygulamanın sonunda ise arkadaşlar Slime King geliyor. Hani onu da karşılayacağız, o ayrı bir mesele. Oo, Recall Potion falan çıktı. Bunların içinde her türlü şey çıkabiliyor ama esas yerler çıkıyor. O benim için değerli. Şöyle toparlayalım. Bu arada benim de bir şeyim var. Dayanıklılığım var. Lav şu anda beni de öldürebilir ama aşağıda bir tane ekipman buldum. Lav bana dokunmuyor. Hoppa. Etkinliğin adı zaten. Slime falling. Her yere slime yağıyor. Su ve toprağın olduğu yerlerde bunlar yürüyor bu arkadaşlar. Gayet de hınzırlar. Vay, bir tanesi. Evet. Oh, aldım. Şu jeller. Nerede o? Ana, jeller yok. Hah. 76 tane jel olmuş. Jeller bize geliyor. Jellerden genellikle torch mort yapılıyor. Başka şeyler de yapılabiliyor. Onlar da şey olur. Bu jel, aman şey neydi? Vay, bir tanesi atlamayı başardı. Helal lan. Öldürmese miydim acaba? Neydi? Ha. Jelden başka şeyler de yapılabiliyor. Jel King'i öldürdüğünüzde, Slime King'i pardon. Slime King'i öldürdüğünüzde bir tane jelmatik gibi bir şey veriyor size ve onunla bazı şeyler yapabiliyorsunuz. Bakın yerdeki paraları görüyor musunuz? Şöyle paraları da toplayalım. King Slime has awoken diyor bakın. Şu anda bakın ben de biraz şey oldum ama sıkıştı oraya. Bunları alalım şöyle. Şimdi anasını ağlatacağım. Ölmeyelim de. Şöyle arkamda şunu bırakarak gittim mi slime gidiyor zaten. Öldü, evet arkadaşlar. Geçmiş olsun. Şunları alalım. Şunları da alalım. Öl. Ne çıkmış? Şöyle bakıyoruz hemen. Dediğim şu Ninja Short çıkmış. Değişik o çıkabiliyor. Slime Hook diye bir şey çıkmış. Bu ne ya? Slime Hook şuraya falan. Şuraya mı koyabiliyoruz? Slime Hook diye bir şey çıkmış. Bir bakalım ne olduğunu. Oo. Anladım. Normal bizim Chain Hook'un slime versiyonu çıkmış. Ninja Short çıkmış. Şekline bakalım. Bildiğin siyah dönüyor. Okey. Dediğim şu. Solidifort diye bir zımbırtı var arkadaşlar. Bayağı şu arada slime şey çıktı. Slime jel çıktı. Ammo olarak ya da materyal olarak kullanılabiliyormuş. Slime modifier slime'ları modifiye ediyor hakikaten. Bu arada slime jeli de öldürdüğümü ama slime king'i de öldürdüğümü gördünüz. Arkadaş birkaç defa kestim. En baştaki bosslardan biri zaten kendisi direkt geliyor. Şu slime modifier. Bu neler yapılıyor acaba? Diye. Şey yapacağıma Taner'e gidiyorum. Taner bana söyler zaten. Taner gel oğlum. Heh, senin bilgeliğinden yararlanmam lazım. Bir saniye, nerede o jeller?
Bu jeller ne işe yarıyor? Gel bakayım söyle. O slime crown diye bir şey yapılabiliyormuş. Summon slime king yapılabiliyormuş bununla. Platinum crown'la jel yaparak çağırabiliyormuşuz. Yapmadım şimdi. Sticky dinamit yapılabiliyormuş. Sticky koku bombası yapılmış. Dur ya şuradan daha iyi olacak. Slime crown. Ha biri altın biri platinle yapılabiliyormuş. İkisi de oluyormuş. Asfalt blok diye bir şey yapılabiliyormuş. Bu asfalt blokta koşma hızı artıyormuş. Yeri döşeyince herhalde. Torç yapılıyor. Benim en çok yaptığım şey sticky grenade diye bir şey yapılıyor. Sağlam şey veriyormuş. Demeç veriyor. Sticky dinamit var. Glowish. Fazla da bir şey yapılmıyormuş. Yani bana göre şey King'i yapıp yapıp salmak daha şey. Onun dışında pek bir şey yok. Evet arkadaşlar, kısa ve öz bir boss tanıtımı oldu. Umarım kaydı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde, incelemede ya da rehberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar.